Siz uyumadınız Mevlana'mcığım. Burada yatacaksın galiba. Allah Allah. Sen beni mi düşünüyorsun ya? Vallahi duygulandım ha. Allah'a şükürler olsun. Yani senden başka beni bir duyan gören var demek ki. Tamam Rasim, uzatma. Hadi herkes uyuyor. Huzur kaçırma şimdi. Ben mi kaçırıyorum huzur Emine? Ha? İyi. Yarından sonra kimsenin huzurunu kaçırmayacağız. Ne diyorsun Rasim ya? Aslı sen ben yarın gidiyoruz. Bitti artık. Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Aklın başında mı senin? Yarından tezi yok. Biz gidiyoruz. Yeter ha. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen de otur oturduğun yerde. Emine. Ben senin kocanım. Senin yerin benim yanım. Tamam. Tamam geliyorum seninle. Eşyaları toplayayım ben şimdi. Nereye gideceğiz peki? Ne oldu? Sustum. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? İş yok, güç yok. Her yer iş dolu. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. İş mi yok? Sıksayın o zaman Rasim. Bunca yıldır iç güvesi olarak yaşayacağını sıksaydın o taşı. Sen bana kızgınsın değil mi? Bak, o gün ben seninle birazcık ağır konuştum ama kendine gel istedim. Sen benim evladımsın. Ondan mı kimse beni umursamıyor anne? Oğlum niye öyle söylüyorsun? Niye ciddiye almayalım seni? Bu evde kimsenin benim sözümü önemsediği yok ya. Karım Emine bile. Hani Ali Rıza bir kere söylüyor, emir oluyor. Ben bin kere söylerim, boş. Bak, sen kendini Ali Rıza ile kıyaslıyorsan, o zaman iyice bir kıyasla oğlum. Ali Rıza gururu için ne ailesini ne de sevdiklerini bırakıp gitmez. Ama sen ne yapıyorsun? Ha? Hep ben diyorsun oğlum. Benim işim, benim kararım, benim fikrim. Olmaz ki böyle. Kaç yaşında insanlarız? Biz bir aileyiz. Birbirimize sırtımızı dayadık. Bizim bizden başka kimimiz var oğlum? Benim kimsem yokmuş anne. Karım Emine bile karşımda benim. Gel diyorum ya. Senin yerin benim yarım. Oğlum gelmez tabii. Ne dedim ben sana? Biz bir aileyiz Rasim. Beceriksizim anne ben ya. Vallahi yapamıyorum. Yani ben bu evde kahraman olmaya çalıştıkça soytarı oluyorum ya. Gelmiyor elimden bir şey. Neye elimi atsam bozuyorum. Bir baltaya sap olamadım. Olmuyor benden demek ki. Varsın olmasın Rasim. Bak senin bir ailen var. Karın var, çocuğun var. Ha? Bak biz yeterince eksildik zaten Rasim. Bir de sen eksilince işte o zaman kızarım sana. O zaman affetmem seni. Ne kendini ne de bizi eksiltme mi oğlum? Anne, ne oluyor? Anlatmayacak mısın? Biz dün babanla biraz tartıştık. Ben de biraz ağır konuştum. O da işte şimdi toplamış bavulları gideceğim diyor illa. Nereye gidecek? Ya bizsiz yaşayamaz ki o. Yumurta bile kıramaz biliyorsun. Öyle, öyle de işte. Rasim. Gitmiyorsun değil mi? Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Ben ailemizden bir kişinin daha eksilmesine izin verir miyim hiç? Anneannem. Annesi seni ya. Oy kızım, oy. Aşk olsun Rasim ya.
Ben o kadar ikna etmeye çalışıyorum. Annemin bir sözüyle hemen ikna oldum. Bir söz değil Emre. 20 yıllık analık hakkı artı bir söz. Ya gelin bakayım şuraya, gelin. Gelin. Kuzularım benim. Annem. Eve geçti. İyi mi halde? İyi ya abi, her şey yolunda. Hiçbir şey yolunda değil Ali Rıza. Birbirimizi kandırmayalım. Ardımızda bu kadar bekleyenimiz varken çıktığımız yol gerçekten sıkıntılı. Ne dedin halde? Bir şey olmayacak dedin, merak etme dedin. İçini soğuttuğunu düşündün değil mi? Öyle, başka ne yapacağım ki? Yanlış. Nasıl yanlış? Ben bir karar verdim. Hasan da destekliyor. Ne kararı? Kurduğumuz pusuya sen katılmayacaksın. Haşmet ağa haklı. Sen geri dur. Bırak biz bitirelim bu işi. Olmaz öyle şey. Olur Ali Rıza. Pekala olur. Senden hep bir şey istedim. Tek bir şey. Halide'yi korumanı, bu savaştan uzak tutmayı. Onu senden başka kimseye emanet edemem biliyorsun. Aslanım. Bırak biz bitirelim bu işi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Oysa senin kaybedecek çok şeyin var. Ben şimdi vazgeçersem Nihan'ımın Fatih'in mezarına nasıl gideceğim? Onca acı, onca ölüm. Ben sevdiklerime ihanet etmiş olmayacak mıyım? Ben bu yola çıktığımda yalnız başımaydım. Şimdi siz varsınız. Artık daha güçsüz. Kimseye bir şey olmayacak. Bana güvenin. Thank you.